Barış Pehlivan 5 Mayıs 2022 Cumhuriyet Kaftancıoğlu Başıma Ne Gelirse Gelsin Canan Kaftancıoğlu bir ay kapalı cezaevinde, 12 ay 10 günde açık cezaevinde yattıktan sonra 3 yıl sürecek denetimli serbestlikle tahliye olabilir. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi, İstinaf Mahkemesi onadı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hapsin kesinleşmesini talep etti. Eğer Başsavcılığın 4 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına dair isteği Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından uygun görülürse sonuç ilk cümlemdeki gibi olacak. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu infaz kanunu gereği toplam 13 ay 10 gün hapiste kalacak. Kimse olmaz diyemiyor. Gezi kararı yapabileceklerini bir kez daha gösterdi. Çünkü Türkiye seçime gidiyor. Çünkü AKP yargıyı siyasi maşa gibi kullanıyor. Çünkü Kaftancıoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin kazanılmasında kilit rol üstlendi. Son olarak Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, gazeteci İrfan Aktan'a bu ihtimalden bahsetti. Canan Kaftancıoğlu'nu tutuklayacaklar dedi. Kaftancıoğlu'nu aradım ve hapse girmeyi bekliyor musunuz diye açıkça sordum. Şu yanıtı aldım Kaftancıoğlu'ndan. Toplumu bir anksiyete haline düşürmeyi doğru bulmuyorum. Evet burası Türkiye, her şey olabilir. Ama bunları düşünecek bir zamanım yok. Örgütlü mücadeleye inanıyorum. Benim başıma ne gelirse gelsin, partimin İstanbul örgütünün mücadeleye devam edeceğini biliyorum. Kaftancıoğlu'nun yıllar önceki paylaşımlarından dolayı hapse girmesini isteyen talep, bir yıldan fazladır Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin önünde duruyor. Yani verilecek son kararın eli kulağında. Kaftancıoğlu demedi lakin ben konuşmamızdan onun da olası kötü sonuca hazır olduğunu hissettim. Keşke yanılsak. CHP'den yeni belgeler geliyor. Ensar ve Türgev'in ortak kuruluşu. Kasasına 2014'ten 2019'a kadar bağış adı altında 10 milyonlarca dolar para girişi var. Manhattan'ın göbeğinde yaptıkları 21 katlı lüks öğrenci yurdunun inşaatı 4 yıldır devam ediyor. Evet Amerika'daki Türken Vakfı'nı anlatıyorum. Duydum ki CHP'nin Amerika temsilcisi Yurter Özcan o vakıfla ilgili yeni belgeler açıklayacakmış. Özcan'ı aradım ve o belgelerin içeriğini sordum. Bol soru işaretli şu yanıtı aldım. Önceki yıllarda açıkladığım belgelerin devamı geliyor. Son vergi beyannamesine göre Türken Vakfı ne kadar bağış topladı? Amerika Vergi Dairesi belgelerinde yer alan yeni bağışların kaynağı kim? Tek kalemde verilen astronomik bağışın sahibi kim? Vakfın toplam varlıkları nasıl astronomik rakamlara ulaştı? Yönetim kurulunda yer alan önemli isimler kim? CHP'li Özcan telefonu kapatırken şu iddiada bulundu. Misyonu burs ve öğrencilere yurt sağlamak olan bu vakfın son vergi beyannamesine göre verdiği burs 0 dolar. Bakalım kısa süre sonra açıklanacak belgeler nasıl tartışma yaratacak? Barış Pehlivan